Efendim Emine anne. Merhaba Murat. Nerelerdesin çocuğum? Ben bu ara bayağı yoğun çalışıyorum. Şirketteyim, stüdyodan çıkamıyorum. Habere ne diyorsun? Kemal benim kardeşim. Yani biz böyle yalan haberlere çok alışığız. Yalan haber. Biz alışık değiliz çocuğum. Bizim ailemiz böyle şeylere alışık değil. El alem ne der? Siz el alemin dediğini boş verin lütfen. Bakın yaz size ne anlattı bilmiyorum ama yaz ne dediyse doğrudur. Biraz kızınıza güvenin ne olursunuz ya. Bana doğruyu söyle Murat. Bu Kemal'le Aslı sevgili mi? Siz bunu nereden duydunuz? Yaz söyledi. Yaz söylediyse doğrudur Emine anneciğim. Benim kapatmam lazım. Görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. İyi günler diliyorum size. Şaibeli bir cevap ablam. Yapsın. Anne. Günaydın, hoş geldin. Nesin sen? Dünyanın en iyi annesi falan mısın ha? Aşkım benim. Yani öyle de denebilir tabii. Afiyet olsun benim canım oğlum. Sen yemiyor musun? Yok yavrum. 21'in birindeyim şekersiz. Yani malum psikolojim bayağı dağıldığı için bugünlerde hiç değilse şöyle biraz bedenimi disipline edeyim dedim. Bu servis kim o lan? Yaz için uyanmadı herhalde. Vurma öyle. Yaz yok anne. Yok. Nasıl yok ya? Kalmadı mı burada? Ay hep o cadının yüzünden değil mi? Murat. Tutturdu bu kadın düğünde düğün diye. Bu bundan vazgeçmeyecek. Ben sana söyleyeyim oğlum. Ben diyorum ki hiç değilse şu düğün olana kadar acaba Yaz'la konuşsan da Kemal'le sahneye çıkmaya falan biraz bir ara mı verse acaba? Yani tamam tabii ki biliyorum. Ya bu da çocukların işi ama yavrum neticede cemiyette bizim de bir adımız var, bizim bir çevremiz var. Bizim cemiyette adımız, çevremiz. Sen bunları kimseye anlatmadığına emin misin? Yani kimse derken açalım kim... Anne. Ya yok sadece Şermin teyzene yavrum. Vallahi Şermin'den başka kimseye hiçbir şey söylemedim. Ayol o senin teyze yarın. Ağzı sıkıdır biliyorsun. Anne şu an var ya o kadar eminim ki Şermin teyze, bütün akrabalar, İstanbul'daki cemiyet ve bütün çevre kesinlikle bunu konuşuyor. Ya sen niye anlatıyorsun ya? Ay doğru söylüyorsun. Geçen hadise dede çıkamamıştı çenesini. Niye anlatıyorum? Ben kafa kalmadı çünkü. Alo Şermin, o geçen konuştuğumuz mevzu var ya onu delete ediyorsun şekerim. Unutuyorsun anlatacağım bir. Ay, ay, ay hoş geldin. Yavrum geç açsan senin sevdiğin pancake'ten de yaptın. Bana bak delete diyorum anlıyor musun? Delete. Hadi bakayım. Şş, oğlum. Şekerini, şekerini sabahtan beri yiyorsun. Şekerini, şekerini, şekerini. Doyduk değil mi? Doyduk, doyduk. Ziyade olsun. Aferin. Kahve ister misin? Bana bak sen... Bugün niye şirkete gitmedin? Öğleden sonra gideceğim. Asıl sen bana bak. Sen çiftlikten sonra hiç kayboldun ortada, gözükmedin, nerelerdeydin? Gören duyan olmadı seni. Ben dün şirketteydim kardeşim, ben geldim, sen çıkmışsın. Bekle dedim beni, beklememişsin. Çok korktun değil mi? Tabii haber alamadım benden. Ulaşamayınca falan çiftlikte de görünce tribe girdim. Sonuçta bana iyi şeyler hatırlatmıyor orası. Güzel anılarımız da oldu be oğlum. Hem dün yenilerini de ekledik Yaz'la. Çok güzel vakit geçirdik. Ben üstümü değiştireyim. Şey, Alice'le buluşacağım. Ha bu Alice. Ben yok oğlum lan. Ya ne istiyor senden? Senin istediğini kardeşim. Şarkı. Sen gitmiyor musun?
Bileyim mi? Yok, öylesini sordum ya. Bileyim mi? Ya saçmalama oğlum. Tribe giriyorsun. Ye, iç, istediğini yap. Anahtar var zaten. Sonra çıkarsın. Yok, ben de çıkıyorum zaten. Aslı ile buluşacağız. Bir sevgiliymiş numarası yapacakmışız. Yaz öyle istedi. Annesini kandıracağız. Oğlum sen de gelsene ya. Vallahi bak gel. Bak yıllar sonra Aslı'yla sevgili olabilme ihtimali bile böyle beni korkutuyor yalandan da olsa. Lütfen gel beni kurtar lütfen. Yok. Ayıp ediyorsun. Yok, yok kardeşim, ben yalan dolandan yeterince usandım. Bıktım. Zaten aranızda da bir o yana bir yana savrulmaktan da sıkıldım artık. Siz kendi aranızda. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Kendi aranızda ayrılın lütfen, ben üstümde işte. Ver bana bak. Gittim. Aliz. Harikalar diyarı. Onu da konuşacağız sonra. Unuttum zannetme. Seni gidi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.